Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Honda Dion'un 1 litre benzinle ne kadar kilometre gittiğini hep beraber test edeceğiz. Şimdi ben motorumuzun içerisindeki bütün benzini hortumladım. Şöyle hemen kenara da göstereyim. 1 litre benzinimi ayırdım. Şimdi birazdan GoPro'ya geçeceğim. Ondan sonra motorun gerçekten benzininin bittiğini sizlere gösterip yola çıkacağım. Ama siz şimdiden bir çayınızı kahvenizi hazırlayın. Ve videoya da sonradan like atmayı unutuyorsunuz. Bir like atarsanız hemen sevinirim. Siz şimdi bir çay kahve koyun, introm girsin, ondan sonra görüşeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben motorun içerisindeki bütün benzini çektim, motorumuz çalışmıyor. Bunu da video kaydında size göstereyim. Yani aklınızda bir şey kalmasın. Basıyorum. Hemen stop ediyor. Bir daha basıyorum. Gördüğünüz gibi motorun içerisinde şu an hiçbir benzin yok. Zaten benzin göstergesinden de görüyoruz. Şimdi hemen motorumuza 1 litre benzini koyayım. Ondan sonra hemen devam edelim. Şuradan açıyoruz. Hızlı bir şekilde hareket edelim ve devam edelim. Biraz dikkatli dökmekte fayda var. Çünkü etrafına sıçrayacak bir depo gibi duruyor. Çok az bir şey dışarıya gitti ama o kadar da olur. Zaten ben şişeleri tam doldurmuştum. Bunlardan bir tanesi koltuğun altında kalsın da. Şunun kapağını iyi kapattım. Belki lazım olur. Hemen çantamızı da şöyle bir ileriye alıp kilidini takalım. Evet, bunu da hallettik. Hemen eldivenimizi de taktıktan sonra yola koyulalım. Şimdi arkadaşlar, belki biliyorsunuzdur, bu Honda Dio'larda trip metre yok. O yüzden toplam kilometreye bakacağız. Gittiğimiz yolu onun üstüne ekleyeceğiz. Daha doğrusu ondan çıkacağız. Kaç kilometre olduğuna bakacağız. Şimdi start stop kapalı kalsın. Arkadaşlar 1508 kilometre motorumuz neredeyse sıfır ayarında. Çalıştırıyorum. Tabii ki doğal olarak çalışıyor. Hemen vakit kaybetmeden aynı rotamıza koyulalım. Bir bakayım kayıt akıyor mu? Kaydımız da tamam. Kamera açımız da iyi olduğunu düşünüyorum ve yola çıkıyorum. Bu arada çaylar kahveler hazırlanmıştır umarım. Çünkü uzun bir video olacak. Ortalama 40-50 dakika olur diye tahmin ediyorum. Şu an böyle ufaktan bir çekmemezlik var gibi ama normal. Az önce depoyu komple boşalttığımdan şu an böyle bir tepki veriyor olması bence gayet normal. Eğer ki kamera açısında ekran tam olarak görünmüyorsa arkadaşlar, ekrana değil bence yola odaklanın. Çünkü ekranda göreceğimiz bir şey yok zaten. Burada sadece hızı görüyoruz. Ama bence önemli olan yol. Şimdi hemen güzergahımdan bahsedeyim. Kocaeli'nin İzmit ilçesinin Kadıköy mahallesinden çıktım. Sakarya istikametine doğru gidiyorum. Neden bu güzergahı seçtim? Hemen ondan da bahsedeyim. Eğer ki izlemediyseniz onları da kanalımda bulabilirsiniz. Daha önce yapmış olduğum bütün yakıt testlerinde hep aynı rotayı kullandım. O yüzden net bir sonuç almak adına, daha doğrusu net bir kıyas almak adına hep aynı güzergahı kullanıyorum. Yine şimdi o tarafa doğru gideceğim. Hemen şuna da cevap vereyim ya. Arkadaşım Sakarya'ya geldin, keşke bir haberimiz olsaydı, görüşürdük vesaire diyecekler varsa, arkadaşlar şu an sabahın saat 5.30-6 civarlarındayız. Neden ben bu videoyu bu saatte çekiyorum? Onu da birazdan yola çıkınca anlatacağım zaten. Şimdi geleyim, ben neden bu videoyu bu saatte çekiyorum onu anlatayım size. Arkadaşlar motorun sahibi olan arkadaşımız Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir pizzacı. Ve bu da kendisinin yeni almış olduğu, paket serviste kullanmak üzere almış olduğu sıfır bir motosiklet. Zaten kilometresinden de belli, 1500 kilometrede. Hatta bu motor 1000 kilometrenin altındayken dedi bana, sen dedi hiç Dio çekmemiştin, al dedi bunu çek. Onunla da böyle güzel bir zaman denk getirdik. Onun çalışmadığı saatlerde motoru aldım. Yani yaklaşık saat 10-10.30 gibi mesaiye başlayacak. Benim de o yüzden motoru o saatte ona götürmem lazım.
bu sebepten dolayı ve gün doğumunu da şöyle alayım diye bu saati tercih ettim. Aslında saat 9 gibi, 8.30, 8 gibi de çıkabilirdim yola ama dedim şöyle güzel bir manzara da videomuzu çekelim bakalım. İnşallah Kartepe'ye geçince sanırım evet öyle görünüyor. Bulutlar bayağı bir azalacak. Gideceğimizi de ortalama söyleyeyim. 70-90 arası gitmeyi düşünüyorum. Çünkü bu motorumuz 110 cc. Bu motoru biraz böyle 95-100 civarlarında kullanmak bence adil olmaz. Şu tır bizim önümüze kırmadan ben bir geçersem çok iyi olur. Boş yere yavaşlayıp tekrardan hızlanmayalım. O yüzden böyle 80 ortalamayla falan gitmeyi düşünüyorum. Daha öncesinde tabii ki de Honda Dio'yla YouTube'da yakıt testi çeken motovloggerlar oldu. Ama daha önce yapılmış bir şeyi ben neden tekrar yapmayayım ki diye düşündüm. Hani insanlar belki benim kameramdan, benim dilimden de bunu izlemek, dinlemek istiyor olabilirler. Yani Honda Dio'yla da şimdi BMW kaç bu? 3.20 mi? 3.20'yi tokatlayacağım sanırım. Biraz hızlanmam gerekiyor. Ya yok ben sollamayacağım, vazgeçtim. Motoru çok fazla zorlayıp şimdi -1-2 kilometre yaptırtmayayım motora. Arkasında kalalım, fıtı fıtı gidelim. Yani benim bu saati seçme sebebim buydu. Buradan da motorun sahibine teşekkür ediyorum. Motorunu, hatta sıfır motorunu güvendi. Böyle bir yakıt testi için verdi. Kendisine de buradan selam olsun. Şimdi eğer ki arkadaşlar Instagram hesabımı takip etmiyorsanız aşağı açıklama kısmına link bıraktım. Beni oradan takip edebilirsiniz. Neden? Çünkü ben daha bu videoyu çekmeden önce orada bir story paylaştım. Dedim ki böyle böyle bir video çekeceğim. Videonun içerisinde anlatacağım konuları siz seçin. Yani sürekli bu motordan bahsettiğimiz, yoldan bahsettiğimiz bir video olmasın. Sizleri de sıkmadan böyle bir sohbet muhabbet videosu olsun diye düşündüm. Ve bana oradan gelen, sizler tarafından gelen cevaplardan bazılarını seçtim. Bir 3-5 tane konu var. Gidene kadar bunları size anlatırım. Siz de bu şekilde videolara yön vermek istiyorsanız beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada 4 kilometre oldu. Devam ediyoruz. İlk bahsetmek istediğim konu aslında ne kadar girmek istemesem de ekonomi. Neden girmek istemiyorum? Çünkü bununla alakalı bayağı bir video yaptım. Ama benim o paylaştığım story'e gelen yanıtların birçoğu ekonomiyle alakalı. İşte şu motor olamıyoruz, bu motor olamıyoruz, R25 olmuş, 120 bin lira, fırsatçılar 160 bin yazıyor vesaire vesaire. Arkadaşlar şimdi bu konuya girsek değil Sakarya'ya gidene kadar, Trabzon'a gidene kadar bu konudan çıkamayız. Çünkü çok derin bir mevzu. Anlat anlat bitmez. Dediğim gibi bununla alakalı daha önce videolarda yaptığım için şu an ona yer vermek istemiyorum. Ama sohbetin muhabbetin saracağını düşündüğüm bir diğer konu motosiklet hırsızlığı konusu arkadaşlar. Malum son zamanlarda artan motosiklet fiyatlarıyla beraber hırsızlık oranları da bayağı bir arttı. Yani ekonomi zor, geçim zor, yani ekonomi zor değil, ekonomi kötü, geçim zor. Bunca sıkıntının arasında hırsızlık yapan insanların, insan da gerçi denmez onlara ama o varlıkların böyle bir talebi bayağı bir arttı. Yani daha çok motor çalıyorlar, daha çok para kazanmak için görüyoruz. Ve sürekli de bana hani Instagram'dan falan yazıyorlar işte motorum çalındı, bulunamadı, şöyle oldu, böyle oldu. Buna ne gibi önlemler alınabilir? Biraz onlardan size bahsedeyim. Arkadaşlar ben kendi aldığım önlemden bahsedeyim. Ben motorumu kesinlikle ve kesinlikle makasla, yani inşaat makasıyla kesilmeyecek şekilde kalın olan bir zincirle kilitliyorum. Asma kilit olarak da kullandığım kilidi ben bundan yıllar yıllar önce 50 liraya aldım. Yani bugünün 300-400 lira gibi bir parasından bahsediyorum. Bana satan nalburdan aldım ben onu. Bana satan nalbur zaten hani bunu kuyumcular vesaire böyle pahalı ürün satan esnaflar alıyor diye bana satmıştı. Ve gerçekten o kadar güzel bir ürün ki normalde asma kilit paslanır. Bir sene iki sene içerisinde açık alanda yağmuru karı göre göre kullanılmaz hale gelir. Ama o kadar kaliteli bir asma kilitmiş ki ben onu 2022'de halen daha kullanıyorum. Ve motorumun sökülüp atılamayacak, kolay bir şekilde sökülemeyecek, yani jant gibi vesaire bu tür yerlerinden bağlamıyorum. Ha tabii ki de şimdi bu videoda ben şuradan bağlıyorum desem de doğru olmaz. Çünkü bu videoyu iyi niyetli sizler kadar kötü niyetli hırsızlar da izliyor olabilir. Ama benim size tavsiyem gidip de marka bir zincire çok para vermenize gerek yok. Nalbur'a gidin, makasla kesilmeyecek şekilde olan bir zincir alın. Kaliteli bir asma kilit alın. Ondan sonra Allah'a emanet edin. Ama tabii güzel bir şekilde bağlayın, motorun güzel bir yerinden geçirin. Ondan sonra Allah'a emanet edin, bırakın. Ha tabii ki de bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Motorumuza disk kilidi. Abi disk kilidi bak şart. Ya zaten en kötü
bagajı olan motosikletin bile altına bir disk kilidi sığıyor. Şu disk kilidini bir alın gözünüzü seveyim ya. Motorunuz onunla bir kilitleyin. Şimdi ben az önce hani zinciri bağlı Allah'a emanet dedim, Allah'a emanet et dedim ama sadece onlarla kalmıyor. Hani sadece zincirle kilitlemek isteyenler için söyledim bunu. Bir diğer unsur işte disk kilidi. Bunu da kesinlikle yapmanız lazım. Bir diğer husus da arkadaşlar takip cihazı. Bak hemen ben size bir örnek vereyim. Bizim Özgür Borol'u biliyorsunuz. Kendisi de YouTuber, motosikletle alakalı videolar çekiyor. Onun kanalından bulabilirsiniz. Kendisi çok güzel bir takip cihazı incelemiştim. O ürünü kendisi de tavsiye ediyor. Ben de hani kullanmadım ama onun tavsiyesi üzerine ben de size tavsiye edebilirim. Aslında bizim motosikletimizi en temel koruyabileceğimiz unsur takip cihazıdır. Ha diyebilirsiniz kardeşim, hırsız onu çalacaksa onun da bir yöntemini bulur. Ya en azından motosiklet hareket ettiği an size bildirim geliyor. Motorun başında konuşulan şeyler size telefonla, şöyle anlatayım. Takip cihazı telefondan sizi arıyor. Motorun başında konuşulan şeyleri size dinletiyor. Şimdi buna şaşıran birçok insan olacaktır ama gerçekten böyle bir takip cihazı mevcut. Daha da fazla detayına girmeyeyim. Dediğim gibi Özgür Borol'un kanalından takip cihazı olarak aratırsanız videoyu bulabilirsiniz. Ha şimdi kart olarak eklerim diyeceğim, ben onu kesin unuturum. O yüzden onun kanalında gidip videoyu seyredebilirsiniz. Yani hırsızlığa karşı yöntemler bir nevi bunlar. Onun dışında genellikle motosikletinin üzerinde çok fazla anahtar unutan insanlar oluyor. Arkadaşlar motorumuzun üzerinde anahtar unutmayalım. Gidon kilidini kilitlemeden bırakmayalım. Ha, tabii ki de gidon kilidi de kırılır, zincir de bir yerde kesilir, disk kilidi de susturulur, takip cihazı da devre dışı bıraktırılabilir ama zaten bu kadar şanssız bir insansanız yapacak bir şey yok. Yani daha doğrusu öyle bir hırsız potansiyelinin olduğu bir yere motorunuzu bıraktıysanız da yani güvenli bir yere bırakın abi. Elinizden geliyorsa kapalı otoparklara bırakın. Ve kapalı otoparklarda da bu bahsettiğim güvenlik unsurlarını almayı unutmayın. Disk kilidini, takip cihazları falan, bunları da yapın. Yani motor çalınma mevzusu böyleydi. Ha şimdi çalınan motorlar yerine geri geliyor mu derseniz, arkadaşlar ben Türkiye'de çalınıp da yerine geri gelen motosikleti hani %1, %2 falan gördüm. Onun dışında gidiyor abi. Gitti gidiyor. Yapacak bir şey yok. Çünkü genellikle motosikleti çalan insanlar, o insan müsveddeleri, insan bile demek istemiyorum, zaten alelade bir hırsız değil, o motosiklet hırsızı. Bilerek çalıyor zaten. Bakın mesela bundan yıllar önce MT-07'lerin, MT-09'ların göstergeleri çok fazla çalınıyordu. Şimdi özellikle CF-250 sahipleri de göstergelerine çok sahip çıksınlar, güzel yerlere motorlarını bıraksınlar ve bir alarmsız, disk kilitsiz motorlarını bırakmasınlar. Çünkü ekranlar gerçekten bugün iyi para. O zaman da MT-7'nin, MT-9'un ekranı çok iyi paraydı. Çalıyorlardı. O yüzden siz de ekranlarınıza dikkat edin ama genel olarak çalındığı zaman zaten motosiklet çalan bir insan müsveddesi onu çaldığı için geri geleceğini de bence beklemeyin arkadaşlar. O yüzden motorlarımıza sahip çıkalım. Şimdi bu konudan da bu kadar olsun. Ben bir kayıt kontrol yapayım. Evet, kaydımız akıyor. Bu arada ikide bir elini bırakıyorsun falan diyecekler vardı. Arkadaşlar 70-80 ile gidiyorum. Bir ikincisi bir şeyler anlatırken yani insanın eli otomatik olarak böyle bir hareket ediyor. Ondan da hani aşağıya yorum yazmazsanız sevinirim. Bu arada bak kar tepeyi geçince bulut yok gibi görünüyordu. Gerçekten de öyle. Şimdi bu yolu kat ettikçe birazdan karşıdan güneş doğacak. Çok güzel bir manzaraya doğru sizlerle beraber gitmiş olacağız. Bu arada çayınız kahveniz bittiyse onları bir tazelerseniz çok iyi olur. Yalnız hava soğudu. Temmuz'un sonlarındayız. Dili Dürtenler Derneği Başkanı olarak çok üşümedim ama hava böyle ufaktan ufaktan ısırmaya başladı. Allah'tan yanıma, üzerime giyebilecek bir şey aldım. Olmadı birazdan durur onu giyerim. Çünkü ısırmaya başladı gerçekten ama biraz daha devam edelim. Gerçi güneş çıktıktan sonra güneş bizi ısıtacak, bakalım. Duruma göre devam ederiz. Gelelim bir diğer sohbet, muhabbet konumuza. Arkadaşlar, rodaj konusu. Ben bununla alakalı daha önce videolar çektim ama yine de sorulmuş. Gerek videoyu izleyenler tarafından, gerek izlemeyenler tarafından böyle sorular gelmiş. Şimdi ben size hemen olayı hızlı bir şekilde anlatayım. Günümüz teknolojisinde bundan 15-20 sene öncesine göre üretilen araçlar, yani bu teknolojiyle bugün üretilen araçlar, motosiklet olsun, otomobil olsun, tabii ki de o 20 sene öncesinin çapaklarını taşımıyor. Çok daha milimetrik, çok daha nasıl diyeyim ya, yani çok aşırı ince işçilikle bloklar üretiliyor. O yüzden bazı motosiklet servisleri, bazı motosiklet ustaları ya da çevrenizdeki insanlar, ya kardeşim sen 2022 oldu, rodaj mı kaldı, yapıştır diyebilir.
Ama bence siz yine bunlara kulak asmayın. Çünkü bugün bir sıfır araç aldığınızda onun kitapçığında nasıl rodaj yapılması gerektiği yazıyor. Bu oraya yazılmışsa demek ki gerekli bir şeydir. O yüzden kitapçığa uyarak rodajımızı yapalım. Bir malı aldığımızda rodajını nasıl yapacağımızı forumlara, gruplara, youtuberlara sormayalım. Açalım kitapçığı okuyalım. Hadi diyebilirsiniz ki kardeşim bana kitapçık vermediler, ben ne yapayım? Malınızın elinizdeki otomobil olur, motosiklet olur, modelini yazın, internetten PDF olarak yani dosya olarak indirebiliyorsunuz. Oradan motorunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Hangi devir aralığında, hangi kilometrede, daha doğrusu şöyle, hangi kilometrelerde, hangi devir aralığında gitmek, hangi kilometrelerde, hangi devir aralığında gideceğiniz orada yazıyor. Yani kitapçığa uyalım, etrafımızdan duyduğumuza inanmayalım. Yani inanmayalım derken doğru söyleyen de vardır tabii ki de. Ama bir malı en iyi üreten bilir. O da zaten size yanında kitapçığı verir, vermediyse bile internetten indirebilirsiniz. Ama çevrenizde görürsünüz. Ya işte R25 için örnek vereyim. Nedir R25'te? İlk 1000 kilometreye kadar 7000 devir. Derler ki işte ya gerek yok, arada hızlan 10.000 devire çık, 12.000 devire çık. Çıkma abi. Bak ben de R25 aldım sıfır. İlk 1000 kilometrede onlarda redline ışığı var ya, ben onu ayarladım 7.000 devire. Bir kez olsun bile çıkmadım. Bak diyeceksiniz ki nasıl sabrettin, hiç mailin kaçmadı. Arkadaşlar çok özenle yaptım. Bir kez bile motorumu 7.000 devirin üstüne çıkarmadım. Ve etrafımdaki insanlar diyordu ki senin motorun sağır kalacak. Motoru arada bir işte yüksek devire çıkar, bu kadar da tutumlu olma falan. Bakın arkadaşlar abartmıyorum. Benim o R25'im zaten kanalım link videolarını hep o R25'e çekmiştim. Yani İzmit'teki benim diyen R25 peşine gelemiyordu ki benim kiloma rağmen. Ben o zaman da kiloluydum. Motoru çok güzel açmıştım. Motor nasıl açılır diye soracak olursanız da YouTube'a direkt sağır motor yazın. Benim videom karşınıza çıkacaktı. Çok fazla izlendi çünkü. O videoda madde madde anlattım. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu yoldaydım. Yine bu yoldaydım. O videomu bir izlemenizi tavsiye ederim. O yüzden rodajınızı yapın abi. İşte Ahmet şunu dedi, Mehmet bunu dedi. İşte o malın içerisi aşındığı zaman sizin masrafınızı Ahmet, Mehmet, Veli karşılamayacak. Siz karşılayacaksınız. O yüzden kitapçığa uyalım. Rodaj konusu da böyle olsun. Hani nasıl yapılır falan her motora göre değişir. Dediğim gibi kitapçığından bakabilirsiniz. Ben şöyle bir balaklavamı düzelteyim. Bir kayıt kontrol yapayım. Kaydımız akıyor. Şimdi başka neyden sohbet edelim? Konumuz ne olsun? Bu arada karnım aç. Sabah saatleri yemek yemedim. Biraz sıkışık bir zamana denk geldiği için motor hem de şu güzel manzarayı yakalamak istediğimden yemek yemeye fırsatım olmadı. Ya Sakarya'da yerim ya da dönüşte gelir dükkanda yerim. Ben de tam olarak kesemiyorum. Neyden bahsedelim? Ha, biri şey yazmıştı. Bak bu konu önemli. Motosikletlerin üzerine özellikle kedilerin çıkmasından rahatsız olup hayvanlara şiddet uygulayan hayvanlar varmış. Bak o insan diye yazmıştı o yazan dostumuz ama ben onu biraz kendim revize edeyim. Abi motosikletinin üzerine çıktı oturdu diye kedi dövülür mü ya? Kediye şiddet uygulanır mı abi? Yani gücün kediye mi yetiyor? Terbiyesiz. Ne yaptı, motoruna bir zarar mı verdi? Madem motorun o kadar kıymetli, üstüne de kediler çıkıyor, sen de ona göre selenin üstüne bir şey koy. Hayvanlar orayı rahat görüyor, gidiyor üstünde oturuyor ya. Yani bu kadar da malınızın kölesi olmayın. Ya sele çizilsin, yırtılsın ya. Sele kaplama bugün 200-250 lira. Ya bunun için hayvana şiddet uygulanır mı? Hayvan diyeceğim dedim de zaten ama hayvanlara hakaret oluyor. Yani gereksiz varlık. Yerdeki ne? Poşetmiş. Ölü hayvan zannettim. Sen ya... Bak ben burada küfür ederim arkadaşlar. Ben çünkü hayvansever bir insanım. Hayvanlara şiddet uygulayana ben küfür ederim. Etmek de istemiyorum şu an. Yani gereksiz yere bip sesi dinlemeyin. O yüzden bence bu konuyu hemen atlayalım. Hani o tür insanlarla bence arkadaşlığınız varsa bile kesin. Çünkü hayvana merhameti olmayanın insana da merhameti olmaz. Yarın bir gün başınıza bir iş gelir, o arkadaşınız sizin yardımınıza koşmaz. Ya işte öyle konuşuyorsun ama benim çok samimi arkadaşım var, çok kral adam ama hayvanlara da şiddet uyguluyor diyenler de olacaktır. Ben inanmıyorum abi. Bir hayvana merhamet etmeyenden ben hiçbir şeye merhamet beklemem. Ya bu arada sabah saatleri ya, benim lensim buğu yapıyor mudur? Aynalar ufaktan buğulandı çünkü ters olmasına rağmen. Durup kontrol mü etsem şöyle bir bakayım. Aa yok, temiz. Devam edebiliriz. Hop hop seke seke gidiyoruz. Bir diğer konu uzun yol.
hangi motosikletlerle uzun yol yapılır? Bu da bana gelen hani en azından bir 5-10 kişinin sorduğu bir soruydu. Arkadaşlar, motosikletle uzun yol yapmak için gerekli olan şey motosikletin tarzı değildir. Tamamen sizin kendi ruhunuzun neyi istediğidir. Mesela bana yani 1250 GS ver, yanına da bir tane atıyorum R1 koy, ben R1'i tercih ederim. Niye? Çünkü benim hevesim, benim şevkim o yönde. Sizin de şevkiniz hangi yöndeyse direkt gidin o motorla uzun yolunuzu yapın. Tabii ki de alınması gereken belli başlı önlemler vardır. Yanınıza almanız gereken bazı şeyler vardır. Bunları tamamladığınız takdirde, bu arada biraz hızımız yükselmiş. Siz kameradan ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama benim kamerada görmek istediğim asıl şey yol, ekran değil. Yani bu arada güneş doğdu, bak karşıdaki villalara parıl parıl parlıyor. Villa demişken de karşı taraf arkadaşlar Sapanca Maaşşükrü tarafı. Biz şu an işte neydi burası? Uzun Tarla Eşme tarafından Serdivan üzerinden Sakarya'ya giriş yapacağız. Sakarya'da 15 kilometremiz kalmış. Ya abi şurada bütün ormanları, ne bileyim ağaçları falan her şeyi kestiler. Yerlerine villa yaptılar. Güzelim Kartepe'yi ne hale getirdiler. Tabii ki de şu an net olarak görünmüyor ama güneş oraya yansımışken de bundan da bahsetmek istedim. Uzun yol mevzusu da böyleydi. Hani uzun uzun anlatmak istemiyorum konuları. Böyle kısa kısa part part geçelim. Çünkü konumuz asıl bu motorun kaç kilometre gittiği. Gelelim başka bir sohbet, muhabbet konusuna. Yakıt fiyatları düşer mi diye de sorular gelmiş. Arkadaşlar tabii ki de bu yakıt fiyatları düşecek. Bu seviyede kalmayacak. Benim umudum var ama ben diyemem ki 3 ay sonra düşer, 5 ay sonra düşer. Ya da şu anki mevcut hükümet gider, yerine yeni bir hükümet gelir, onlar düşürür mü? Açıkçası bu da meçhul. Ama olacağını düşünüyorum. Önemli olan insanımızın akıllı olması. Çünkü biz bir şey olduğu zaman bütün suçu baştakine atıyoruz. Ben baştakine iyi demiyorum bak bu arada, beni yanlış anlamayın. Bu videoyla kanalıma ilk defa denk geldiyseniz benim siyasi görüşümün ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ama bizim insanımızın da çok fazla kansızlığı var. Ben bu konuyla alakalı da video yaptım. Bizim biraz daha insan olmamız lazım. Bizim biraz daha tutumlu olmamız lazım. Hani tutumludan kastım maddi olarak değil, İnsan olarak birbirimize tutumlu olmamız lazım. Ya bu konuya derin girersem ben bu konudan çıkamam. Ya yakıt fiyatları da düşecek arkadaşlar. İllaki düşecek. Asgari ücreti soranlar olmuş. Evet, asgari ücrete bir zam daha gelir. Benim tahminim 7000-7500 lirayı görür. Ama 7000-7500 lirayı görmesiyle beraber yakıt fiyatlarının düşeceğini zannetmem. Ya diyebilirsiniz ki ya hani yakıt fiyatlarının düştüğünü düşünüyorum. Ben onların farklı zamanlarda olacağını düşünüyorum. Ama asgari ücrete mecbur zam gelecek. Çünkü geçen yine bununla alakalı bir video yaptım. Bunu da sürekli vurgulamak istemiyorum ama hani yapmışken de söylemem lazım. Haziran'ın 31'inde asgari ücretle Kocaeli İzmit merkezde alınan ekmek sayısı 1 Temmuz 2022 itibariyle asgari ücretle alınan ekmek sayısından daha fazlaydı. Yani fakirleştik. Yani bunu da niye ekmekle mukayese ediyorsun demeyin. Her şeyin fiyatı artıyor, geliriniz düşük kalıyor. Yani şu an üzerinde bulunduğum motoru arkadaş 50 küsür bin TL'ye sıfır olarak aldı. Ben 2016 yılında Honda CBR 1000RR'ın 51 bin lira olduğu dönemi hatırlıyorum. Şu motor şu an 50 bin lira. Şimdi hemen yandaşlar diyecek ki ya kardeşim o zamanki alım gücüyle bu zamanki alım gücü bir mi? Sen niye asgari ücret üzerinden hesap yapmıyorsun? Yapın abi. Girin hemen Google'a 2016 asgari ücret yazın. 51 bin lirayı ona bölün. Şimdi bir 51 bin lira, hatta 55 bin lira diyelim, onu düz olsun. O zamanki 55 bin lirayı, o zamanki asgari, 55 bin lirayı o zamanki asgari ücrete bölün, şimdikine de bölün, bakın bakalım fakirleşmiş miyiz, fakirleşmemiş miyiz? Belki şunu diyecekler vardır, ya kardeşim sen iyi hoş konuşuyorsun da bunlar hep dış minnakların oyunu falan. Ya abi yapma, gözünü seveyim ya. Yani geçmiş hükümetlerde kriz olduğu zaman hükümetin beceriksizliği olan şeyler, bu hükümette niye dış minnakların oyunu olsun? Bu arada dış minnakları özellikle söylüyorum. Neyse ya, siyaset ya, siyasete gir siyaset konuşalım diyen de var da ya, siyasi konular, futbol konuları falan can sıkan mevzular, kavga çıkartır. Bence gerek yok. Oraya da o kadar girdiğimiz yeter. Ondan sonra atlayalım başka bir konuya. Ha evet. Motorum ilanda, belki biliyorsunuzdur. Neden satıyorsun? Yerine ne gelecek gibi sorular alıyorum. Arkadaşlar açıkçası bir laf vardır ya, hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Ben şahsen kendimin öyle bir insan olduğunu düşünüyorum. Olduğumu düşünüyorum. Nedense benim insanlara verdiğim tavsiyelerle insanlar para kazanıyor.
Ama ben kendim para kazanamıyorum. Yani o insanlara verdiğim tavsiyelerle. Neden? Çünkü ben çok fazla zevkime düşkün bir insanım. Nedir mesela? Ben şu an kullanmış olduğum Kawasaki Z750 markanın motosikletimi kullanmak yerine bir piyasa motosikleti almış olsaydım onu karıyla satardım. Sonra başka motor alırdım. Onu da karıyla satardım. Ve ben bunu insanlara tavsiye ediyorum. Bakın mesela geçenlerde bir tane CF150 NK aldık 29.500 liraya. Videosunu zaten izlemişsinizdir, kanalda mevcut. O motoru şu an satsak 50 bin lira. Yani 48-50 bin lira. Aradaki kâra bak. Şimdi kendi kendime diyorum ki ya akıllı sat motorunu, sen de bu işe gir. O yüzden zaten ilana da yazdım farklı projeler için satmayı düşünüyorum diye. Benim düşüncem o motorumu satayım. Oradan gelen parayla biraz ticaret döndürmek istiyorum. Hani ticaret döndürecek paramız yok mu? Var ama üzerine motoru da eklersek daha güzel şeyler yapmış oluruz diye düşünüyorum. Bunları da böyle video haline getireyim diyorum. Mesela atıyorum örnek Ankara'dan şu paraya şu marka motoru aldık. O videoyu çekerim, onu yayınlarım. Sonuçta ticaret yani haram değil, günah değil. Herkes yapabilir. O ara o motorla biraz video çekerim. Ondan sonra bu motoru bu paraya satıyoruz diye bir videosunu çekerim. Belki kanalımda bu şekilde içerikler olabilir. O yüzden böyle bir planım var tabii ki de. Motoru istediğim şekilde, istediğim fiyata satabilir ya da güzel bir motorla takas yapabilirsem. Çok fazla takas teklifi geliyor. Hatta daha dün bir tane Dailymin skuturu geldi. Yine dün bir tane CRF 450 takası geldi. Z300 takası geldi. CB250 takası birden fazla geldi. Ama hep böyle hani alsam zarar edeceğim durumlar olduğundan dolayı girmek istemedim. Balaklavam kaydı, ben bunu düzelteyim. Ama güzel bir takas denk gelirse ya da motorumun aklındaki paraya satarsam o sorunuzun cevabını da vermiş olayım. Biraz ticari, böyle ticaret döndürmek istiyorum. Aldığım motorlarla da videolar çekerim. Ha, zevkime düşkünümün de sebebi şu. Ben neden Z750'ye saldım? Satışının yavaş olduğunu bile bile. Ben zevkimi almak istedim. Suzuki ile yaptığım kazadan sonra uzun bir müddet, hemen sol sinyalimizi verelim, biraz hızlanalım. Şu traktörleri geçelim. Ben zevkimi almak istemiştim. Hani bana kısa vadede bir problem açmayacak, bloğu sağlam, Apache'nin eline düşmeyen bir motor lazımdı. O yüzden Z750'yi almıştım. Zevkime uygun bir hareket yapmıştım ama bugünkü aklım olsa, daha doğrusu arada şimdi zevkimi de aldım ya, ben şimdi o yüzden biraz öyle konuşuyorum. Hani insan biraz kendini de eleştirmeli, öz eleştiri her zaman şart bence. Yani şu an o mantıkla motorumu satıyorum, o konuda öyle olsun. Bir kayıt kontrol daha, kaydımız akıyor. Ya bu GoPro'larda ara sıra kendi kendine kapanma oluyor arkadaşlar, kullananlar bilir. O yüzden kontrol etmem lazım. Belki de bunlarda sessiz komut var ya, hani GoPro stop recording dediğinde kaydı durduruyor, belki öyle bir şey algılıyordur. Ben de tam olarak detayına inmedim. Şöyle hemen yine bir sollamaya çıkmam lazım. Belki biraz hızlı gidiyorsun diyecekler vardır. Arkadaşlar uzun yol gidiyorum. Yani şehir içi trafiğinde değilim. Bu motor şehir içi trafiğinde kullanılacak bir motor. Zaten videonun başında gördüğünüz çantayı da sökmedim. Çünkü bu Honda Dio'yu alıp da çantasız kullanan herhalde yoktur. O yüzden hani şartlarımız tamamıyla gerçek kullanıma odaklı olsun diye. Yani aynı öyle olsun diye çantamı falan da sökmedim. Ben genelde değil, hep yakıt testlerimi bu yolda yapıyorum. Daha önce bu yolda PCX'i test ettim. Güzeli NK'yı test ettim. RS200'ü test ettim. Bayağı bir motoru test ettim. Kullandığım güzergah bu. Geçmiş videolara bakıp hangi motorun kaç kilometre gittiğini görebilirsiniz ve ona göre de Honda Dio'yu kıyaslayabilirsiniz. Şimdi belki arada sırada dilimin sürçtüğü, kırptığım yerler vardır. O esnada belki kötü niyetli arkadaşlar motorun içerisine ekstradan yakıt eklediğimi düşünebilir ama ben şu an henüz daha hiç durmadım arkadaşlar. Yola çıktığımdan beri gidiyorum ve 31 kilometre oldu. 1 litre benzinin 31 kilometre oldu. Tabii ki de şu an bitmesini beklemiyorum. Hiçbir motor bu kilometre bitmemişti test ettiğim motorlar içerisinde. O yüzden de bunun da biteceğini zannetmiyorum. Evet, sohbete muhabbete devam edecek olursak sizin çayınız kahveniz bitmiş olabilir. Siz bence onları bir tazeleyin. Yine sohbetimize muhabbetimize devam ederiz. Şimdi açıkçası keşke bir not alsaydım diyorum ama böyle aklıma geldikçe cevaplamak daha güzel oluyor. Oo, ben bundan geçeyim şöyle. Hemen sağdan geçeyim. Arkadaşlar bak, kırmızıda geçtim demeyin bana. Sağdan geçtim. Zaten hiçbir yerden yola katılacak araç yok. Bunu da linçleyenler oluyor. Oo, ben geçtim baksana. Tır da geliyor arkamdan. Dayı ben küçücük skuterim, sağdan gidiyorum. Sen niye geçin kırmızıda ya? Neyse. Evet bak, buraya kadar gelmişken şimdi paranormali de soranlar oluyor. Arkadaşlar paranormal vaka videolarını çekeceğim yeni yerler kalmadı. Ya var ama çok uzakta var mesela.
Oraya da kalkıp mazotun 24,5-25 lira olduğu bir Türkiye'de kalkıp gitmem. Çünkü bu benim video çekmekten ziyade, ben şöyle sağa geçeyim de şu dayı geçsin ya. Çok stres oldu arkada o. Kendi zevkim için gidiyordum öncelikle. Tabii ki de videoda çekiyorum sizler için ama ben kendi zevkimi almak için o yola gittiğimde oraya harcayacağım para benim için artık pahalı bir zevk olmaya başladığından dolayı, yani o para fuzuli bir yere harcanıyor gibi. Daha doğrusu ya iş böyle mazota falan gelince insan sinirleniyor biraz. Kelime kurmak, cümle kurmakta zorlanıyorum. Şu anki mazot fiyatlarıyla dayı senin beni geçeceğin yok. Ben gidiyorum şeridimde. Geçiyorsan geç, soldan devam et. Mazot 5-6 lira olsa biliyorsunuz ki her yere gidiyorum. Muğla'ya, İzmir'e, oraya buraya falan filan, ama mazotun 25 lira olduğu bir dönemde de gerçekliğinden emin olmadığım bir vakayı araştırmak için gitmem. Hem paraya yazık, bu parayla çok daha iyi şeyler yapılabilir. Onun dışında gitmem yani. Hani paranormal vaka videolarını soran arkadaşlar için söyleyeyim. Yakın yer olur ya da gerçekten vaka yaşanmış bir yer olur, sizler bana yazın. Öyle bir yer olursa gider çekeriz. Hatta sizlerle beraber de gider çekeriz. Çünkü geçenlerde bir dostumuz bana Instagram'dan İzmit'te bir yer olduğunu söyledi. Dedim araştır, netleştir, gidelim. Bolu'da bir tane terk edilmiş okul var. Oranın da içerisinde farklı vakalar yaşandığı iddia ediliyordu. Bu dostumuz da izliyorsa buradan ona da selam olsun. Az öncekine de selam olsun. Az önceki dostumuza selam vermeyi unutmayalım. O Bolu'daki vakaya da gideceğiz ama bakalım nasıl olacak, ben de bilmiyorum. Çünkü motorla gitsek çok yakıyor. Arabayla gitsek çok yakıyor. Ha, yaptığımız yolculuğun parasını videodan çıkarıyor olsak gideyim diyeceğim. Ama kanalımızda paranormal vaka videoları da izlenmiyor. O yüzden şu an paranormal vaka muhabbetini de bitirelim. Şu an bunları duymaktan hoşlanmadığınızı biliyorum. Ha, tabii ki de ben gittikçe video yapacağım. Kendim için yapacağım. Neden? İleride açıp açıp izlemek için. Amacım odur yani. Ve Sakarya'ya da girdik arkadaşlar. Şu an Sakarya'dayız. Yine bir spoiler vereyim. Hiçbir motosikletin buraya kadar benzini bitmemişti. Bunun da o yüzden biteceğini zannetmiyorum. Ama yandan tır geçtiğinde motosiklet bayağı bir sallanıyormuş. Bunu da test etmiş olduk. Bayağı bir sarstı. Videoda fark etmemişsinizdir ama güzel sarsıldık. Kaç kilometre olmuş? 43, 8 çık, 35 kilometre. 35 kilometredir yoldayız. Tam şu an biterse ortalama 3 litreyle 105 kilometre gidiyordur ama tabii ki de bitmeyecek. Biteceğini düşünmüyorum. Hatta bugüne kadar yaptığım test motorlarında, bu 1 litre testi videolarında en uzun mesafeye gideceğini düşünüyorum. Tekrar bir kayıt kontrol. Kaydımız akıyor. Gün doğumunu da bir türlü göremedik ama şimdi bak şu köprüyü geçtikten sonra inşallah göreceğiz. Şöyle bir oh diyelim mi? Evet. İşte bu arkadaşlar, videoyu çekmeyi en sevdiğim saatler. Ha, tabii ki de güneşi böyle doğarken görsek daha iyiydi ama malum sol taraflar sürekli dağ olduğundan dolayı onu o şekilde göremedik. Oh be, güneşi gördüm, hoşuma gitti. Ben böyle gün batımıdır, ne bileyim gün doğumudur falan seviyorum. Seviyor musunuz siz de aşağıya yazın. Onun dışında biraz da böyle hani normal sohbet edelim. İnsanlar hani kafeye gider, sinemaya gider, ne bileyim bir bilardoya gider, go-kart'a gider, bowling'e gider falan, yani aktivitedir, halı sahaya gider. Ya ben böyle şeylerden ziyade motoruma atlayıp ya da arabama atlayıp yeni yerler keşfetmeyi, dağ bayır gezmeyi, oralarda böyle ne bileyim dere bulursam dereye girmeyi, imkanım varsa mangal yapmayı, semaver yakmayı falan çok seviyorum. Benim de yani ne bileyim hobilerim biraz da bunlar. Belki yaşımla alakalı olarak böyle düşündüğümü düşünebilirsiniz. Ben şu an 29 yaşındayım ama ben 20 yaşındayken de böyleydim. 18 yaşındayken de böyleydim. Hani böyle şeyler bana daha güzel geliyor ya. Yoksa sinemayı ben pek sevmiyorum. Bak şimdi bunu mesela yadırganlar olacaktır. Ben en çok izlediğim film tarzı korku filmleri ve korku filmlerinde de sürekli internetten, bilgisayardan, telefondan izlediğim için onları böyle sürekli benim geri sarmam lazım. Aynı sahneyi bir daha göreyim. Ya da kaçırdığım sahne vardır falan. Ben ona geri gelemediğimde çıldırıyorum. Sinemada o yüzden çok geriliyorum. O yüzden pek sinemayı tercih etmiyorum. Zaten onun dışında da çok fazla seyrettiğim film dalları yok. Tabii ki de seyrediyorum. Seyretmiyor değilim. Kemal Sunal'ın bütün filmlerini izlemişimdir vesaire ama hani bu atıyorum bir film varmış, hadi gidelim de bu filmi izleyeyim. Sinemada demem. Öyle bir insan değilim. Bundan da gocunmuyorum. Yani her insanın kendine göre bir zevki olabilir. Özellikle futbol mesela bana çok gereksiz geliyor. Halı saha muhabbeti çok gereksiz geliyor. Benim hani
büyük konuşmuyorum ama hayatta yapmayacağım şeyler şu an için. Ben de böyle bir insanım. Ben de böyle bir değişeyim yani. Olabilir. Şimdi Sakarya'nın sanayi sitesine geldik. Az önce belki kamerada fark etmişsinizdir. Şehir merkezine dönen tabela vardı. Yol vardı. Oradan döndüğümüz takdirde Sakarya'nın şehir merkezine giriyorduk. Ama biz düz devam ediyoruz. Çünkü rotamız bu. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Şu an sağ sol komple Sakarya sanayi sitesi. Hop hop hop. Sarıda geçtik. Güzel. Kilometremizi kontrol edelim. 38 kilometre olmuş. Tahminlerinizi yazın arkadaşlar. Çünkü başlarda bunu söylemek istemedim ama sizce kaç kilometrede kalacağız? Yani şu an yatay modda izliyorsanız telefonunuzda dikey moda getirin, hemen yorumlara gelin. Benim tahminim şu yazın ama rica ediyorum videonun sonuna gidip bakıp oradan kopya çekip yazmayın. Bu arada buranın asfaltı yenilenmiş sanki ya. Ya da sabah saatlerinden bana. Yok yok, buranın asfaltı yenilenmiş. Arkadaşlar Sakaryalılar bir yazabilir mi ya? Bu yol bana yenilenmiş gibi geldi. Asfalt yeni sanki bu. Ne diyordum, evet. Kaç kilometre gideceğini bir yazsanız aşağıya. Bir tahmin edin bakalım. Kayıt kontrol. Aydımız akıyor. Kaç dakika olmuş? Onu göremedim o kadar. Ama 30. dakikalarda falan sanırım. Bu arada ben hızımı çok fazla dikkate almadım. Yani 80, 90, 70. Gidiyoruz hani, aman işte tam şu hızda gideyim. Yani biz sonuçta bir otomotiv markasının testini yapmıyoruz burada. Biz burada tamamıyla kendi kendimize bir test yapıyoruz. Ben bu arabayı sollarsam, tırı sollarsam çok fazla gaza yüklenmem lazım. O yüzden biraz gaz keseyim. Biraz da 70'lerde gidelim bakalım. Toplam kaç kilometreyi göreceğiz. Şimdi sizlere sormak istediğim bir soru var. Hani sohbet, muhabbet. Ya bu arada çok fazla farklı konularda soru soran arkadaşlar olmuş. Şimdi onların sorularını tabii ki de gördüm ama bu videoda cevaplayabileceğim kadar bu video uzun olmayacak. Onlar kusura bakmasınlar, gönül koymasınlar. Yani arkadaşlar siz de hak verin. Yani 8000 küsur 9000 tane Instagram'da beni takip eden insan var ve ortalama bir hikaye attığımda 4000 tane görüntülenme alıyor. Bazen 6000 alıyor, bazen 3000'de kalıyor ama yani oldukça fazla geri dönüş alıyorum. Onların da hepsine burada cevap vermem maalesef mümkün değil. O yüzden küsmeyin, darılmayın. Daha sonraki işte böyle test, yakıt testi videolarımızda ya da soru cevap videolarımızda yine ben size sorularınıza cevap veririm. Oradan da aramızda bir küskünlük olmasın. Sol taraf Sakarya Park. Buraya da bir girelim ya. Yaya da olsa. İçeriyi size göstereyim. Burası güzel bir yer. Sakarya'ya çıktık. Hemen ben size bir spoiler vereyim. Bundan bir önceki yaptığım yakıt testi Honda PCX125'teydi. O da sıfıra yakın bir motosikletti. Çok temiz bir motosikletti. Yani atıyorum 50-60 bin kilometreye gelmiş bir motosikletle yakıt testi yapmak çok objektif olmayabilir, çok gerçekçi de olmayabilir. Çünkü o motorun hava filtresi ne durumda, motoru bloğu ne durumda, bujilerin ne durumda, bunlar önemli şeyler. Ha, tabii ki de yeri gelir yaparız 50 bin kilometrede bir motorla ama PCX de sıfıra yakın bir motosikletti. Onunla daha da gitmiştim. Yani o spoiler'ı vereyim. Ama onu da izlemediyseniz ve merak ediyorsanız kanalımda bulabilirsiniz. Yani Dion'un da o kilometreye geçmesi lazım doğal olarak. Tabii ki de kaç kilometre olduğunu söylemeyeceğim. Şu an arkadaşlar kaç oldu? 50-8 42 kilometredeyiz. 1508'de başlamıştık. Bunlarda trip metre yok ya. 42 kilometredir devam ediyoruz. 50 kilometre gidersek 100 kilometrede 2 litre benzin yakıyor demektir. Yani müthiş. Ya bana sorarsanız arkadaşlar aslında herhangi bir içten yanmalı motorlu aracın 7 litre, 8 litre, 10 litre yakması çok normal. Ama tekliyor motor. Vallahi motor tekliyor. Ne oluyor lan? Lan senin daha fazla gitmen lazım. Baba. Tekliyor lan motor. Ben ne diyordum? Dur bir dakika, şimdi muhabbeti boş ver. Yolda kalacağız. Niye böyle oldu? Allah Allah. 43 kilometrede benzin bitti. Evet. Şu an pır 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 ediyor, kaldı motor. Çok enteresan. Çok 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 enteresan. Şimdi belki şey diyecekler vardır ya, kardeşim sen bastın. Yani 80-90'da çok da basmak sayılmaz. Ya aslında benim düşüncem genelde şöyle oluyor. Test ettiğimiz makinenin top speed'inin, yani bu minvalde bir motorun böyle 20-30 kilometre altında gitmek bence daha mantıklı ama yani böyle şehirler arası bir yolda da 60-70'te gidemezdim. O yüzden bence süratim idealdi. Basıyorum. Çalışmıyor. Arkadaşlar kaldık. 1551 eksi 1508 ne yapar?
42, bir de buradan 43 kilometre yol geldik. Hemen şöyle motorumuzu bir dışarıdan görelim. Zaten videonun başında da görmüştük ama yani benim için hayal kırıklığı oldu. Ya spoiler olacak ama vereyim, bir şey olmaz. Arkadaşlar ben PCX'e 45 kilometre gittim diye hatırlıyorum. Daha da ileride yolda kalmıştım. Dion'un bence biraz daha gitmesi lazımdı ya. Allah Allah, şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. İnanılmaz şaşırdım. 43 kilometre ne abi? Ya çantada da büyük yok ki. Hemen böyle çantanın içinde size bir göstereyim. Burada benzinim var. Yolda kaldığımda koyacağım benzinim var. Burada bir tane üstüm var. Powerbank var. Çantada da bir şey yok. Koltuğun altı da boş. Ama sen bu kilometrede nasıl kalırsın ya? Vay arkadaş, çok şaşırdım. Neyse, hani yolda da kaldık. Videomuzda gereksiz uzatmaya gerek yok. Tam da böyle petrol ofisinin az ilerisinde kalmışız ha. Ben şimdi buradan yakıtımı koyacağım. Ondan sonra yapıştır İzmit yapacağım. Yolda belki birkaç video daha çekerim. Ama bu motor benim beklentimin altında kaldı arkadaşlar. Hem de baya baya bir altında kaldı. 43 kilometre ne ya? Ha şimdi eminim, bak yorumlara yazacaklar. Ya sen çok bastın, şöyle yaptın, böyle yaptın. Arkadaşlar ben böyle yaptım. Başkası daha farklı yapıyorsa onun videosunda öyle olabilir. Ha bir de ben kilomu söyledim mi? Sanırım söylemişimdir. Şu an böyle 130 kilo, yani kameradır, odur budur, 130 kilo geliyorum. 130 kiloyla, 130 kiloluk bir sürücüyle diyor bu kadar gidiyormuş. Neyse, gelelim videomuzun sonuna. Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı videoma unutmayın. Abone değilseniz, benim bu yıl 2022 sonuna kadar 100 bin aboneye gelmek gibi bir hedefim var. Onun için abone olursanız da sevinirim. Açıklama kısmında da, ya şu an biraz canım sıkıldı. Şu motorun en az 50 km gitmesini bekliyordum ki verileri 1.9 litreydi yanlış hatırlamıyorsam. Gitmesi lazımdı, gitmedi. Neyse, uzatmayayım videoyu daha fazla. Aşağıdaki açıklama kısmındaki linklerden de sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Ederseniz de güzel olur diyorum. Videoyu kapatıyorum. Haydin eyvallah.